Kuyucak Ziraat Odası Başkanı Kemal Emir, Kuyucak'ta bu yıl narenciye üreticisinin Akdeniz meyve sineği ile mücadele ettiğini ve narenciyede rekoltenin düşük olduğunu belirterek Rusya pazarının açılmasının sevindirici olduğunu söyledi. Zeytinde de rekoltenin düşük olduğunu fakat son günlerde Suriye'den kayıt dışı zeytinyağı geldiği duyumları aldıklarını da dile getiren Emir, bu kayıt dışılığın önlenmesini istedi. Kuyucak'ta narenci sezonu Kasım'ın 20'sinden sonra hasada başlanır. Önümüzdeki günlerde inşallah başlayacak üreticilerimiz. Bu sene Akdeniz meyve sineği ile bayağı bir mücadele edildi. Genel olarak baktığımızda narencide bir rekolte düşüklüğü var. İnşallah iyi olur. Rusya pazarının açılması bu narenci üreticisini biraz olsun sevindirdi. İnşallah ihracatla birlikte narenci fiyatları da iyi olur. Üretimimiz para kazanır. Yani şu anda fiyat yok mu? Şu anda fiyat daha belli değil. Belli değil. Rekolte olsun başkanım. Rekolte biraz düşük. Rekolte düşük. Rekolte düşük. Rusya pazarının açılması işaret ediyor. Tabii Avrupa'ya ambargo koyması Rusya pazarının Türkiye'den ürünleri alması tabii bizim Türk çiftçisi için bir umut. Bir umut. İnşallah bu pazarda kalıntılı mal gitmez. Gümrüklerden geri dönmez malımız. Ve inşallah iyi bir pazar olur diye düşünüyoruz. Zeytin de nasıl oluyor? Zeytin şu anda iyi bir dönem yaşıyor. Sofralık bizim bölgemiz biliyorsunuz. 20 bin tonla, 20-25 bin tonla sofralık zeytinin ilk başladığı ilçelerden birisi. Ve en fazla sofralık yapan ilçelerden birisi Aydın ilinde. Yeşil sofralık olarak. Fiyatlar şu anda iyi. Rekolte tabii zeytinde biliyorsunuz düşük olduğu için fiyatlar iyi. Zeytinyağı fiyatları da iyi olacak diye düşünüyoruz. Şimdi sıkımlar başladı. İnşallah tüccar bu Suriye'den, şimdi son günler dedikodu var. Suriye'den kaçak zeytinyağı girdiği hakkında. İnşallah bunlar önlenir. Türk çiftçisi bu sene zeytin ve zeytinyağından bir para kazansın artık. Ve de şunu söylüyoruz, yine her zaman söylediğimiz gibi zeytine destekleme verilsin. Buna uzun bir zamandır söylüyoruz. Yani oda başkanı olduğumuz günden beri söylüyoruz. Sadece zeytinyağı değil, zeytin olarak verilsin. İsteyen yeşil satsın, isteyen yağlık satsın. Ama zeytin olarak destekleme verilsin.